Trabzonspor Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Yine bence zorlu bir karşılaşma. Ee, nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Tabii Trabzonspor bir şekilde sonuç almayı başarıyor ve açık ara zirvede en yakın takipçisi Konya Spor'la ki Konya Spor geçen hafta Sivas'a yenildi. Böylece 10 e, puan farkı çıkardı evet. Ergin. Çok ciddi bir fark tabii ki Trabzonspor'un yakaladığı. Ee, geçen haftaki maç e, Abdullah Hoca burada bir şey doğru Söylüyor yani üç bir şey kazanmadık üç puan kazandık diye maç maç gidecek biraz klişe ama çok gerçekçi bir yaklaşım Trabzonspor için mesela geçen haftaki maç da çok psikolojik olarak önemliydi İç sahada oynadıkları maç e, puan farkına rağmen ikinci yarıya kayıpla başlasan şu psikoloji ulaşabilirdi acaba yine mi hı hı. soruları gelebilirdi ama orayı kazandığın zaman bir de arka tarafın moralini bozarak gidiyorsun en hı. önemli şeylerden bir tanesi bu çünkü Abdullah Hoca'nın teknik adamlık kariyerinin en önemli özelliği böyle dolu dolu futbol olmasa da sonuca gitme. Bunu Başakşehir serüveninden özellikle evet. çok iyi biliyoruz. Sonuca gitme. Trabzonspor tarz olarak tarihsel olarak belki bu oyuna çok yatkın bir camia takım değil ama Abdullah Hoca skor aldığı için, takıma skor aldırdığı için bunu inandırdı camia. Çünkü artık bu sezon şampiyon olması lazım Trabzonspor'un ve skor da alıyor. Zaman zaman çok da aktif de oyun oynuyorlar. Çok tercih etmese de Sivasspor maçı Sivas Spor'un belli dönemleri vardır ligde. Ee, bu sene biraz geç açıldı. Evet. Yani Avrupa dönüşleri Avrupa. hemen açıldığını görürdük biz Sivas Sivaspor evet. ama bu sene biraz geç açıldı. Ee, orada da ligin en tecrübeli, en deneyimli, en başarılı teknik adamlarından bir tanesi var. Bir de bu mevsimde de zordur Sivas'ta oynamak. Zor Çok. bir maç bekliyor bizi ama güzel bir maç bekliyor. Şu eee toleransı var Trabzonspor'un. Bir kere bunu bir kere bunu bilerek ve inanarak yola devam etmesi lazım. Oldu ki kaybetti. Ya Sivas kaybetmek çok doğaldır Türkiye liginde. Ve Trabzonspor Evet, bravo. Henüz bir, bir mağlubiyeti olabilir. Kaybedebilir. Burada çok bir şey eksilmeyecektir Trabzonspor'dan. O Takılıp kaldığı andan itibaren problem başlar. Hı -hı. Ama biz Rıza Hoca'nın bu maçı ne kadar çok kazanmak isteyeceğini biliyoruz ligdeki pozisyonu da gereği. Bu Abdullah Hoca'nın oyun formatında çok işe yarayan bir şey. Gel gel takımlar. Çünkü o çıkış hızlı çıkışı çok iyi yapan bir takım Trabzonspor. Yani ee, her sonucu açık ve keyifli bir maç bizi bekliyor bence. Serdar. Önce tabii Rıza Avcı'dan başlayayım ben de. Önce Sivas Spor yönetimine de tekrar tebrik edelim. Hani bu kadar uzun süreli bir birliktelik, alışa geldiğimiz bir birliktelik değil. Ama diğer taraftan Rıza Avcı sadece sonuç da almıyor Sivas Spor'da. Aynı zamanda işte Emre Kılıncı yetiştiriyor. Doğru. Hani alıyor, satıyor. İşte Mert Hakan'ı alıyor, oradan Doğru. buluyor, satıyor. Şimdi Kerem Keskin'i hazırlıyor. Yüksek ihtimalle onu da ilerleyen dönemde satacak. Bir yandan da Sivas Spor'a para kazandırıyor. Ve bir istikrar abidesi Türk futbolunda. Benim en çok saygı duyduğum e, teknik adamlardan biri Sivas Spor. Dolayısıyla e, bu teknik adama karşı ve bu Sivas Spor'a karşı kaybetmek Trabzonspor'un zaten böyle bir kredibilitesi var ama Hı -hı. işin nihayetinde Trabzonspor kaybetse dahi diğer büyükler kazanamıyor zaten. Hani Trabzonspor bir bakıyor. O da ayrı bir, konu. bir bakıyor, kaybetmiş. Ya tüh diyor. Ama sadece Bu arada Trabzonspor'un yeni transferleri de Evet. Sivasa götürüldü. Evet. götürüldü. Yani seyahat etti. Şimdi dolayısıyla çok bir şey değişmiyor. Trabzonspor kaybetse dahi zaten çok ekstra bir puan aldılar ligin ilk devresinde. Yani bunun yarısını alsa hemen hemen zaten şampiyonluğu bile garantileyecek durumda. Çünkü diğer üç büyük diye tabir ettiğimiz takımlar e, hayat yani tarihlerinin en kötü sezonunu yaşıyorlar. E, bu ortamdan da e, Trabzonspor maçta şöyle bir özelliği var Trabzonspor'un. Bir 20-25 dakika top oynuyor Trabzonspor. Orada o işi bitiriyor zaten. E, savunmada da iyi savunan bir takım. 1-0-2-0 bir kazanıyor belki. 2-1 kazanıyor ama kazanıyor mu kazanıyor. Şimdi şöyle de bir benim de yaptığım bir eleştiriydi bu Trabzonspor'a. Nedir o? E tamam da hani 3-0 4-0 şampiyon takım ol e tamam da diğer tarafta üç büyüklere bakıyorsun. Problem çözemiyor. Yani sette pozisyon bulamıyor. Yani tarihlerin en kötü sezonunu geçiren. Elbette. Evet. E, dolayısıyla üç büyükleri bugün var. günümüz dünya futbolunda Arsenal işte dün Liverpool'a karşı 10 e, kişiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Savunmak artık savunma öğretileri çok gelişti. Sen ama hücumdaki reaksiyonlarını geliştirmek zorundasın futbolda artık en çok. Savunma biraz daha çabuk yapılabilir hale geldi. 1-0 bile olsa kazanabiliyorsan 3 puan veriyorlar. Çok değerli. Bir özelliği daha oldu bu sene bence Trabzonspor'un. Normalde e, Trabzonspor öne geçtiği zaman o maçı vermesi çok zor. Çünkü tam istediği hale geliyor. Oyun. Tabii, tabii. Faydacı oyun, korunaklı oyun. Ama geriye düştüğü maçlar oldu bu sene. Ben böyle 4-5 tane geliyor aklıma. Hı -hı. Normalde çok zorlanır değil mi bu formatta oynayan bir takım geliyor. Tabii. Hepsini çevirmesini bildi. Evet. Hepsini çeviriyor. Ama beraberlikte çoğunda kazanarak yani geriden gelerek çok çevirdi. Aslında Trabzonspor'da hani Abdullah Hoca bu oyunu son dönemde tercih etse de B planı olarak diğer oyunu oynayabilme özelliği bu futbolcuların var. Bu çok önemli. Bu takımın var. Rakip yarı sahada 3. bölge oyunu. Aktif oyununu. dinlenme dediğimiz işi çok iyi beceriyorlar. Ha bir taraftan da transfer de yapıyor evet. yönetim. İşte Edgar Yee ile ilgili bir opsiyon kullanılacak herhalde bilmiyorum onu. Ama diğer taraftan da bir Samet Akaydın ilgisi var Trabzonspor'un çok ciddi bir şekilde. Çok takdir ettim. Çünkü Samet Akaydın'ı alt liglerden takip ettiğim bir oyuncuydu. Erdi'den bahsediyordu herkes o dönemde. Hı. Ama hep söyledim yani bu Samet başka bir oyuncu. Şimdi Trabzonspor'a eğer transfer ederse bilmiyorum tabii ki transfer süreci ne olacak ne bitecek. Ama Trabzonspor'a gelirse burada... Büyük takım oyuncusu gibi oynayabilecek bir oyuncu Samet e kaydın. çünkü topu oyuna sokmakta da çok mahir bir oyuncu. Ha, Edgar Yeğen'in performansı çok ekstra bir işti, Dripling falan atan bir oyuncuydu ama Samet burayı kompanse edecek bence en iyi tercihti. E, diğer taraftan yerli avantajı. Sen Samet Uğurcan zaten iki ilk stoperini ve Olgun, şeyini belirledikten evet. sonra ön tarafta e, yarın öbür gün Kuasi'yi falan da kullanacaksın çünkü bu bir planlama aslında Trabzonspor'da yerli stoper. Ee, ön tarafta belki o yabancı havuzunu daha e, aktif değerlendirmek için, verimli değerlendirmek için. Şimdi bir e, hazırsa Bora tam bana bir şeyler anlatıyordu kulağımdan ama e, ben bu kez onu hazırlıksız yakalayayım. Hazırsa bir tane WhatsApp sorusu alabilir miyiz? Gidelim. Gidiyor muyuz? İyi akşamlar Sarısaş ekibi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sonra ne oldu da takım maç kazanmaya başladı? Çünkü hemen hemen aynı kadroyla oynuyor. Tabi bu arada Önder Hoca'yı da seviyoruz. Bu sorunun cevabını öğrenmek istedim. İyi yayınlar diliyorum. Tokattan sevgiler. Sedat Kesin biliyorsunuz son sayfanın müdavimlerinden. Hep de böyle programa konuk olmuş gibi çok da güzel giyinip hep videolarını evet. atar yine. Tokat'tan böyle bir e, soruyla gelmiş Sedat Kesin bizden de selamlar Selam olsun. Selam olsun Sedat Bey. Ben, ben de bazen ama online toplantılar altta pijama yapıyorum üstte takım. <laughs> <böyle>. Öyle <laughs> mi bilmiyorum yani. <laughs> güzel. Ee, aslında baktığınız zaman son 3 maçta 4 maçta bir yeni kazandı Beşiktaş. Yani Antalya Spor maçı uzatmalar dahi berabere bitti. Süper Kupa penaltıları. Konya Spor mağlubiyeti. Geçen hafta Rize'de kalınan beraberlik. Yani e, ama şey bir oyundaki değişik heyecan yeni istek bu olduğu kesin böyledir ama yani Sergen Hoca'nın da takımında orada bir sendrom tükenmişlik sendromu o iletişimin kopması bağın kopması bazen böyledir kaliteli bir takım Beşiktaş iyi bir takım Beşiktaş iyi bir kadrosu var Beşiktaş'ın zaten burada olması anormal bu takımın Tabii. yani e, böyledir zaten hani teknik adam değiştiğinde biraz havada değişir elbette doğru var mı ekleyeceğim bir şey yani ekleyeceğim bazen değişim kaçınılmaz oluyor herhalde